süper maceracı Mason James helikopterin vitesiyle mücadele ediyor. Oh, oh, oh! FedEx şubesi için acil bir teslimatım var. Oh, kıl payı indim. Merhaba Bay Mason James. Kardeşiniz Kayla'dan bir paketiniz var. Wow, müthiş. Bu antik bir taş tablet. Cevap ver Mason James. Duyuyor musun? Duyuyorum kardeş. Gönderdiğin taş tablet gerçekten müthiş. Bu bir harita mı? Doğru bildin Mason James. O haritayı gizlenmiş 3 altın madalyonu bir an önce bulmak için kullanmasın. Tüm dünya tehlikede olabilir. Her an patlayabilecek bir yanardağın olduğu uzaklardaki bir adadayım. Onu durdurmanın tek yolu o madalyonları bulup bana getirmen. Yola çıkıyorum kardeş. Hiç sorun yok. Aslında bir sorun var. Helikopterin yakıtı bitti. Bu görev çok daha zorlaştı. Dünya zor durumda. O madalyonları hemen teslim et. Teslim etmek he? Bunu teslim etmek için bir şeye ihtiyacım var. Bu değil. Bir dakika. Evet. Mason James ilk madalyona doğru giderken haritadaki koordinatları kullanıyor. Umarım bu araç hızı sağlayabilir. Vay canına, bu nehir ne kadar büyük. Çevresini dolaşmak çok uzun sürer. Buldum. Eğer feribot kalkmadan iskeleye ulaşabilirsem beni karşıya geçirir. Mason James, yanardağ bilimciler bu yanardağın tüm gezegene zarar verebileceğini söylüyor. İlk madalyonu buldun mu? Koordinatını bulmakta sorun yaşıyorum. Eyvah! Geminin altında bir şey var ve bizi devirecek. Tıpkı taş tabletin üstündekine benzeyen büyük bir anakonda gibi görünüyor. Yılanı takip et. Dikkat et. Yılan niye bizi buraya getirdi? Bir dakika, yukarıda bir şey var. Sanki feribotla biraz çarpmak işe yarayabilir. Yakaladım. İlk madalyonu aldım kardeş. Ve bir sonraki koordinata gidiyorum. Aferin Mason James, böyle devam. Eyvah! Zamanımız tükeniyor kardeşim. Haritaya bakılırsa bu yol beni doğuracağı. Kıl payı kurtardım. Hey, bu büyük taşlarda simgeler var. Bir kare, bir üçgen, bir daire ve paralel kenar. Bir sonraki madalyonun üstünde elmas şekli olmalı. Buldum. Bu harika bir bulmaca. Ama bu taşlar itilemeyecek kadar büyük. Yoksa değiller mi? Mason James, devasa taşları döndürmek için buldozeri ustaca kullanıyor. Bir kez daha döndürücü olacak. Aa, belki de bu kadar iyi bir fikir değildi. Bu sıradaki madalyon. Woohoo! İkinci madalyonu buldum. Bir tane kaldı. Ve belli ki üçüncü madalyon Avustralya'da. Hemen yola koyuldu. Zaman yok Mason James. Yanardağı durdurmak için Avustralya'dan buraya yetişemezsin. O zaman iki madalyonla yanına geliyorum. Üçüncü madalyona ulaşmak için çok çılgın bir fikrim var. Vay vay vay. Bu eski rakibim Mason James değil mi? Matchbox maceraları devam edecek. Macera
aracı Mason James'in rakibi Avustralya Gold Coast'ta Land Rover ile gezintiye çıkmış. Neden hiç altını bulamıyorum? Vay vay vay. Bu eski rakibin Mason James değil mi? Mason James Fransa'da bir otoyolda ilerliyor. Laflamaya vaktim yok Emerson. Avustralya'da sana yardımın lazım. Kusura bakma Mason James. Çok meşgulüm. Gold Coast'ta altının nerede olduğunu biliyor musun? Gold Coast adını güzel altın renkli kumsallarından alır. Oh. Dinle. Üstünde kanguru şekli olan gizli bir madalyon Avustralya'da saklı. Onu bulmama yardım etmezsen bir yanardağ patlayıp her yere lav ve kül püskürtecek. Madalyonlardan hoşlanırım. Ayrıca dünyayı kurtarmak da kulağa önemli geliyor. Yardım edeceğim. Bana madalyonun koordinatlarını gönder. Bu işe yarayabilir. Kayla'ya durumu bir sorayım. Kayla, yanardağ ne durumda? Adadaki bütün insanları telli ettik. Ama bu şey her an patlayabilir. Sanırım üçüncü madalyona ulaşmana vakit yok. Endişelenme. Emerson Felix şu an Avustralya'da onu arıyor. Emerson Felix mi? Ona pek güvenmem. Bizi kandırmaya çalışıyor olabilir. Bu görev fazlasıyla önemli. Başaracaktır. Ona güvenmeliyiz. Ah, Mason James. Burada hiçbir şey yok. Emerson Felix kanguru madalyonunu aramak için Avustralya'da geziyor. Resmen boşa uğraşıyoruz. Hey, bu bir kaos. Oh, hayır, bire muymuş? Eyvah, umarım bu çok çok özel bir madalyondur. Mason James hızla feribota gidiyor. Emerson, madalyonu buldun mu? Koordinatlara geldim Mason James. Ama görünürde kanguru da yok, madalyon da yok. Sadece ve sadece kayalar var. İnan bana orada. Bulmak için bir tür bulmaca olmalı. Yeni bir bakış açısı dene. Her şey farklı bak. Aha. Olacak iş değil Mason James. Onu bulmak için Land Rover'ımı bu tepenin çevresinden dolaştırmanın ne yararı? Oh ne? Hey, bir kanguru. Bu bir kanguru. Kanguruyu buldum. Başardım. Gelmiş geçmiş en iyi hazine avcısıyım. Emerson. Emerson. Emerson, madalyonu görüyor musun? Au. Bir şey gözümü kamaştırıyor. Oo. Kangurunun gözünde parlak altın bir madalyon var. Harika. Şimdi lütfen o madalyonu bir an önce yanardağa getir. Tamamdır. Acele et Mason James. Vakit tükenmek üzere. Bas gaza. Na, na. Oo. Geldim Kayla. Neden bu kadar geciktin Mason James? Emerson, başardın. Gidelim. Peşimden gelin. Kaybedecek bir saniyemiz yok. Yılan madalyonunu, elmas madalyonunu ve kanguru madalyonunu taş levhaya hemen koymalıyız. Çabuk Emerson Felix. Son madalyonu yerine yerleşti. Belki üç madalyonu da kullanmaya gerek yoktur. Belki bu bende kalabilir. Üzülme Kayla. Aa, yani Emerson Felix. Ah, hazineden ayrılmak zor ama madem dünyaya yararı olacak. Yapabilirsin. Başardık. Mason James, sence neden yeri sınıyor? Dünyayı kurtarmış olabiliriz ama yanardağın altındaki mağaralar lavla doluyor. Bu adadan uzaklaşalım. Gazlayın. Adadan kaçmak için ilerleyen Mason James, FedEx'ten acil bir mesaj yazar. Görev henüz bitmemiştir. Kamyonette bu araba yıkamacıya teslim edilecek bir paket var. Dünyayı kurtardıktan sonra bence hepimiz bir araba yıkamayı hak ettik. Gidelim. Mason, Kayla, hadi çocuklar, nakliye kamyonu geldi. Sence o altın madalyonları bir daha görebilecek miyiz acaba? Hiç belli olmaz Emerson. Tıpkı bizim gibi bir sonraki büyük maceralarına çıkıyorlar.
Dünyaca ünlü maceracı Mason James ve kardeşi zorlu sonuçları olabilecek bir yarışta şehir hızla geçiyor. Stadyuma ilk ulaşan araç fazladan bir dilim pizza kazanır Mason James. Dünyanın en büyük pizzasından mı demek istiyorsun? Bu Matchbox şehrinin 70. yıl dönümü ve bunu dünyanın en büyük pizzası rekorunu kırarak kutluyor. İşte stadyum. Evet, ben kazandım. Mason, aşırı büyük pizza nerede? Bilmiyorum ama bütün şehir bol bol pizza yemeyi umarak gelecek. Neler döndüğünü öğrensek iyi olacak. Pizza kokusuna bayılıyorum. Ve bu kocaman bir pizza. Mason James, şükürler olsun gelmişsin. Dünyanın en büyük pizzasını yaptım ama dünyanın en büyük pizza teslimat aracına ihtiyacım olduğunu unuttum. Endişelenme. İşbirliği yaparsak her şeyi başarırız. Biz 30 dakika içinde stadyumda olmazsa dünya rekorunu kıramayız. Ve seyircinin karnının zil çaldığını buradan duyabiliyorum. Anlaşıldı. Bu büyüklükte bir pizza için büyük düşünmeliyiz. Benimle gel kardeş. Tabii ya. Bu büyük makineler her şeyi taşıyabilir. Evet. Hatta bu büyük makineleri kısa sürede pizzayı götürmek için Matchbox ekskavatörünü kullanabiliriz. Hadi yükleyelim. Buldozer geliyor. Buldozeri yüklüyorum. Kaya kamyonu geliyor. Kaya kamyonunu yüklüyorum. Yol graderi geliyor. Vay canına, çok fazla inşaat aracı oldu Mason James. Hepsi işe yarayabilir. Hadi gidelim. Dünyanın en büyük pizzası, dünyanın en büyük ekskavatörüyle tanış. Mason dur, pizza kayıyor. Whoa. Pizzayı taşırken onu dümdüz tutmak zorundayız. Anlaşılan bir takım çalışması gerekli. Bu ağır hizmet inşaat araçlarını getirdiğimiz iyi olmuş. Buldozer'e yol verin. Biri büyük bir kaya kamyonu mu çağırdı? Güçlü bir yol graderi olmadan pizza partisi olmaz. Ama pizzayı stadyuma hızla ulaştıramazsak parti filan olmayacak. Pekala ekip, güldükte ve hızlı çalışmalıyız. Hataya yer yok. Söylediğim anda olabildiğince hızlı şekilde yerlerinizi alın. Sabit tut Mason James. Yavaş, bekleyin. Az kaldı. Haydi haydi şimdi. Evet, işe yaradı. Hadi ekip, motorlarınızı çalıştırın. Eyvah, özür dilerim. Tamam Keyla, bu kolay kısmıydı. Onları şehirden hızlı biçimde geçirmelisin. Ben de bu şeyi stadyuma sokmaya çalışacağım. Ben ne yapabilirim? Sen de belediye başkanı ve stadyumdakileri dünyanın en büyük pizzasını sabırla beklemeye ikna et. Vay canına. Peki ekip, gidelim. Hazır olun ekip. Şimdi sağa dönün. Ve şimdi sağ dönün. Ters döndün. Olamaz, pizza. Yakaladım. Üst geçit. Frenine basın. Şimdi hızlanın, hızlanın. Çok az kaldı. Evet. Bas gaza. Başardık. Ama pizzayı stadyuma sokmak mümkün görünmüyor. Anlaşılan sonuçta dünya rekorunu kıramayacağız. Kesinlikle kıracağız. Bu vinç görevini hep yapar. Pekala. Bu büyük 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 pizzayı kim sipariş etmişti? Oho! Bu cidden büyük bir pizza. O pepperoni benden bile büyük. Başardık. Hey Mason, partiye katıl. Ekspres çıkış. Aşağı dikkat et. Harika iş çıkardın Mason James. Takım çalışmamız sayesinde dünyanın en büyük pizzası rekoru artık Matchbox şehrinin elinde. Evet. Dünyanın en büyük iç içeğini düşünmememiz kötü oldu.
Mason James Bilim Müzesi'nin Doğa Tarihi bölümü için Matchbox'ın dışında dağın tepesinde kazarak dinozor kemiği arıyor. O çok dikkatli olmalı. Mason James, yavaş ve dikkatli ol. Paleontoloji sabır ve itina gerektirir. Özür dilerim kardeş, çok heyecanlıyım da. Radar birkaç metre aşağıda kocaman bir şey görüntülüyor. Tyrannosaurus Rex olabilir. Bu müzenin yeni bölümü için mükemmel bir sergi olmaz mı? Vay canına! İşte burada gerçekten bir T-Rex. Bu kazıcıyla T-Rex kafatasını hemen çıkartacağım. Acele etme ve işi doğru yapmayasın. Yoksa bir şeyler çok ters gidebilir. Eyvah! Sanırım yavaş olmak konusunda haklıymışsın. Pekala Mason James, kepçeyle çok yavaş bir şekilde kafatasının dağdan yuvarlanmasını önle. Anlaşıldı kardeş. Yavaş ve itinalı, yavaş ve itinalı. Çok hızlı kızınca fazla toz kalktı. Olamaz! Dikkat! Mason James, hemen bir şeyler yap. Daha şimdi yavaş ol demiştin. Bazen en iyisi yavaş ve dikkatli çalışmaktır. Ama şu an o dinozoru hızla durdurmak için etkili bir şey yapmalıyız. Oldu Bill kardeş. Tam o işe göre bir aracım var. O dinozoru durdurmazsak yeni doğa tarihi müzesi tarih olacak. T-Rex'in aslında insandan daha yavaş yürüdüğünü biliyor muydun? İlginç gerçeklerin vakti değil kardeşim. Vay canına, çok hızlı gidiyor. Gel buraya. Onu yakalayamaz. Ama durduracak bir şey yapabilir. Çabucak bir duvar üretirsek müzeye çarpmasını engelleyebiliriz. Duvarı yüksek yapacak kadar kaya yok. Merhaba, anlaşılan duvar yapmak için yardıma ihtiyacın var. Teşekkürler. Bulabildiğimizce kaya, muz ve toprak lazım. Toprak yok ama elimizde bu var. Ama o bir portatif tuvalet. Daha bugün geldi. T-Rex'i durdurabilmek için sanırım ekibin bugün kişini biraz tutabilir. Galiba portatif tuvalet, portatif dinozor duvarı da olabilir. Hadi yükleyelim. Uzak durun, uçan tuvalet geliyor. Eyvah, neyse ki tuvalet boşmuş. Teşekkürler ama duvarımız daha çok rampaya benziyor. Dinozor rampadan uçup müzeye çarpabilir. Mason James, aklına gelen çılgın fikirle dağ yamacında hızla gazlıyor. Durum çok kötü kardeş. Acele et Mason James. Olamaz. Yakaladım. Evet. İyi yakaladın kardeşim. Umarım hızlı hareket etmem ve yavaş ve dikkatli hareket etmen gerektiği anlar olduğunu öğrenmişsindir. Kesinlikle öğrendim. Kaza alanına döndüğümüzde çok dikkatli olacağım. Güzel. Hadi yarışalım.
peki Mason James? Dev kayayı kaldırmak için iş makinesi kullanıyor. Kardeşi Kayla da diğer kayayı kaldırmak için onunki kadar büyük bir yükleyici kullanıyor. Harika iş kardeş. Bakalım bu işi hangi araç halledecek? Evet, yine beraber kaldık Mason James. O sesi sen mi çıkardın? Hayır, o bir tren düdüğüydü. Yeni yol silindirimizi taşıyan tren yakında. Tren istasyonuna gidelim. Bu silindir şehirdeki yolların tamiri için çok işe yarayacak. Ona ihtiyacımız var. Geç kalıyoruz. Makinisti arasam iyi olacak. Çocuğum! Ben Mason James. Matchbox Express'i arıyorum. Alo? Alo? Aa, iletişim kurulamıyor. Umarım tren istasyonda bizi bekler. Gidelim. Gümbür gümbür gümbür. Mason James dikkat et. Kayalar yuvarlanıyor. Tren rayının üstüne düştü. Başka bir sorun da iletişim kurulamadığından dolayı makinisti uyarabilmemiz mümkün değil. Rayı hemen tamir mi etsek? Yoksa makinisti uyarmaya mı çalışsak? Eğer beraber çalışırsak ikisini de başarabiliriz. Evet. Tamamdır. O zaman ben makinisti uyarmaya gidiyorum. Ben de kayaları kaldıracağım. Ben bu kepçeyle bu işi çabucak bitirebilirim. Hey, merhaba. Lütfen yavaşlayın. Raylara kayalar düştü. İlerisi tehlikeli. Tren yapmalısınız. Mason James, makinist beni fark etmedi. Daha farklı bir yönteme ihtiyacım var. Aa, kardeş, raylar zarar gördü. Onları onaracak malzemeler ve iş makineleri var ama o treni yavaşlatmalısın. Belki inşaatta bir şeyler vardır. Eğer bunlar trafiği yavaşlatıyorsa belki treni de yavaşlatır. Kayla, daha yeni rayları yerleştirmedim. Tren buraya ulaşırsa yolundan çıkacak. Bu konu nereden ne böyle? Yaya tamir mi var? O düğüm legosu mu? Sanırım yavaşlasam iyi olacak. Tren yavaşlıyor Mason James. Ama bozuk raylara ulaşana kadar durmayabilir. Tek sorunumuz o değil. Rayları tamir edecek tek araç şu anda trenin üzerinde. Yol silindiri. Tamam. Trene çıkabilmenin bir yolunu bulacağım ama sen de silindirle beni trenden indirmenin bir yolunu bul. Tamam kardeş. Bunu başarmak için zamanlama mükemmel olmalı. Evet. Çünkü zamanlama her şeydir. Evet. Başardık. Trenin üzerindeyim. Sen neredesin Mason James? Vincin içindeyim. Silindiri hazırla. Yardım şu an havada. Pekala Kayla. Ya şimdi ya da hiç. Hadi. Geliyorum. Merak etme kardeşim, seni yakaladım. Yol silindirinin en iyi yaptığı işi yapma zamanı. İşte böyle. Başardın. Raylardan hemen çekil. Neredeyse çarpacak. Vay canına, bu silindir ne kadar da yavaşmış. Ama onun işini gördüğü kesin. Trende yine bir sorun mu var? Hayır, galiba tren dilinde bize teşekkür ediyor. Teşekkür. Bir şey değil tren.
İnşaatla geçen zorlu bir günden sonra dünyaca ünlü maceracı Mason James pick-up kamyonetiyle çamurda oynamaya bayılır. Ve indi. Mason James. Özür dilerim kardeş, orada olduğunu görmedim. Şehrin ortasında vahşi bir hayvan gibi davranamazsın. Şu çamura baksana. Eyvah, haklısın. Hepinize temizleneceğiniz bir araba yıkama ısmarlasam? Evet, güzel olurdu. Güzel. Herkes insin. Bekleyin. Yeşil. Hadi, hadi, hadi. Araba yıkamacıya, sonra minimarta, sonra süpürgeye, sonra da cila istasyonuna gideceğim. Adım adım ilerleyelim. Süper temiz araba yıkama, biz geliyoruz. Hey, Mason James, minimarttan bir şey ister misin? Timsah. Minimartta timsah satıldığını sanmıyorum. Oh, timsah. Rar, rar, rar. Süper temiz araba yıkamada timsah ne işi var? Saklambaç mı oynuyor? Sebebi ne olursa olsun kaybolmuş ve korkmuş. Doğaya geri dönmesine yardım etmeliyiz. İnşaat araçlarımız tam da bu işe göre. Evet, planımız şu. Çıkışı kapamak için buldozeri kullanacağız. Ve girişe arka kısmını aşağı indirdiğimiz bu kamyoneti koyacağız. Sonra timsahı dışarı çekeceğim. Neyle? Minimart'ta sandviçler çok iyi görünüyordu. Hadi gidelim. Umarım salamlı ve peynirliyi seviyordur. Vay canına. İşte geliyor. Rar, 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 rar. Çabuk. Kapağı kapat. Evet. Hadi bu kızı bataklığa geri götürelim. Bu timsah şehire geri dönemeyeceği kadar uzağa götürmemiz gerekiyor. Halinden pek memnun değil Mason James. Bu uzaklık yeterli. Bataklığa geri geri yanaş. Arka kapağı açayım. Eyvah! Mason James, yol yeterince geniş değil ve bu timsah aşırı ağır. Ön tekerler çamura saplandı ve kamyonet hızla batıyor. Geri dönmeyi dene. Olmuyor. İleri gidebilirim ama o zaman da doğruca bataklığa girerim. Bu çok kötü kardeş. Belki de değildir. Bir fikrim var. Sen burada kal. Nereye gidebilirim ki? Lütfen feribotu çalıştırın. Acil durum. Yardımınıza ihtiyacım var. Mason James, hızla basıyoruz. Umarım planında buraya hemen gelmek vardır. Yardım lazım mı kardeş? Bas gaza. Yapıyorsun. Başarabilirsin. Düşük vitesleri kullan. Evet, hızlı düşündün kardeş. Şimdi bu timsah kızı doğaya döndürelim. İşte timsah mutlu olduğu yerdeyiz. Feribot kapaklarını indirin. Herkes uzak dursun. Tamam Keyla, kamyonet kapağını indir. İşte tamam. İyi iş çıkardın kardeş. Şimdi kamyonetin yıkanması lazım. Süper temiz araba yıkamaya geri dönelim. Başka bir timsah olmadığına emin miyiz? Evet. Sen önden girsene. Tamam. Herkes geri çekilsin. Bu çamurun çıkması lazım. İşte bu çok ferahlatıcı ve timsahsız. Sıradaki. O benim. Şu atıştırmalıkları alayım da.
Bu arada ısırık izlerini de mutlaka hallet. Kardeşinden acil çare alan Mason James, inşaat ekibiyle şehirden geçiyor. Mason James, şimdi bir acil durum uyarısı aldım. Çok büyük bir fırtına yaklaşıyor. Bu elmayı kaldırmak için yardıma ihtiyacım var. Sen elma mı dedin? Bu çok büyük bir elma. Acele et! Vay canına. Bu gerçekten büyük bir elma. Bilim Müzesi'nin Sir Isaac Newton onuruna diktiği bir heykel. Vay canına. Fırtına gelmeden önce bu heykeli yerine dikmemiz lazım. Biraz takım çalışmasıyla hemen hallederiz. Peki kim bu Sir Isaac Newton denen adam? Yer çekimini keşfetmiş. Bir şeyleri ağır yapan doğal gücü. Bu kesinlikle ağır. Eyvah! Rüzgar elmayı sürüklüyor. Yükleyiciyi dikleştir ve buldozerle bize biraz daha güç ver. İşte kaide orada. Herkes düşük vitese geçsin. Edinebildiğimiz tüm güce ihtiyacımız olacak. Onu kaideye çıkarınca beton dökene kadar tutacak bir şey lazım. Onu çoktan ayarladım. Başlayalım. Kayla, sanırım fırtına çoktan gelmiş. Evet, başardık. Şimdi rüzgar gelmeden çimentoyla sağlam alalım. Olamaz. Rüzgar heykeli düşürdü. Elma elimizden kaçtı. Meyveyi takip et. O kırmızı şeye şehre varmadan yetişemezsem belediye binasını elma sosuna dönüştürecek. Elma yoldaki kurallara uymuyor. Uyduğu tek kural Newton'un hareket yasaları. Dikkat et Mason James. Şimdi elma seni takip ediyor. Daha hızlı gitmeliyiz. Aklıma bir fikir geldi. Şu büyük şantiye hala belediye binasının yanında mı? Elmayı durdurmak için bir duvar yapabilirdik ama zamanımız yok. Ama orada süper güçlü bir mega winch var. Zamanlamayı doğru yaparsak yuvarlanan elmayı uçan elmaya dönüştürebiliriz. Bu hayatımda duyduğum en çılgın fikir. Ben varım. Mükemmel bir zamanlama gerekecek. Olamaz! Rüzgar artıyor ve heykeli daha da hızlandırıyor. Kaybedecek vakit yok. Bir daha hızlı girmeme yardım edebilir mi? Peki ya bu duvar bir rampaya dönüşse nasıl olur? Harika! Mega Winch'e çıkıyorum. Nerede o elma? Az önce sola dönüp 5. caddeye çıktı. Mega Winch'teyim. Elma inşaat alanına ulaştığında bana haber ver. 3. cadde. 2. cadde. 1. cadde. Şimdi. Yakaladım. İpin ucundaki bir balona benziyor. Şuna bak. Sanırım yer çekimi olayını anlamaya başlıyorum. Sokaklardan çekilin millet. Üstünüze gelen hareketli bir cisim var. Yakaladım. Artık hareketsiz bir cisim. Şu çimento karıştırıcıyı şuraya getirip hareketsiz kalmasını da sağlayalım. Hallediyorum kardeş. O iş çocuk oyuncağı.
Teşekkürler kardeş. Bu maceranın çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Her yönüyle müthiş maceraydı. Mason bak. Elma heykeli yer çekimine meydan okuyor. Ne diyebilirim ki? Heyecandan acıktım. Bu nefis heykeli canım çekiyor. Dünyaca ünlü maceracı Mason James, Matchbox şehrinde zikzak çizerek ilerliyor. İşte burada. Ah, onu kaybettim. Bir dakika. Yoksa bu mu? Mason James, şehrin ortasında koca bir tel kartal gördüğüne pek inanasım gelmiyor. Gördüm. Onu bulmak için daha yukarılara çıkmam lazım. O konuda yardım edebilirim. Hemen yanına geliyorum. Demek buradasın. Bırakayım mı kardeş? İşte orada. Vay canına. Bu müthiş bir şey. Nereye gidiyor acaba? Öğrenmenin bir tek yolu var. Kartalı takip et. Bak, bu bir yuva. Beni daha yukarı kaldırabilir misin? Yuvaya dokunmak istemiyorum. Ama fotoğrafını çekmeyi çok isterim. Seni ancak bu kadar kaldırabilirim kardeş. Eyvah Keyla. Yuvayı destekleyen dallardan biri çatlak. Dikkat et. Eyvah. Kıl payı. Hızlı düşündün kardeş. Teşekkürler. Olamaz. Mason James, yuvaya bak. Hiçbir şey yapmazsak o kartal yumurtaları düşecek. Düşen dalın yerine bir şey bulmalıyız. Mason James, ağaç dalının büyümesi ne kadar sürer biliyor musun? Ağacın dalını büyütmeyeceğiz. Sadece üreteceğiz. Yuvayı tutacak kadar sağlam bir dal yapabilir miyiz sence? Evet, herkesin yardımına ihtiyacımız var. Bu iyi profilleri dalı yapmak için kaynatabiliriz. Evet, hızlı kuruyan betonla da yerine yerleştiririz. Bu da kayada dalı tutacak, bir ankraj delmemizi sağlayacak. Ev yapımı dalı ankraj deliğine sokmak için ne lazım biliyor musun? Bir ters kepçe traktörü. İyi profiller kaynatıldı ve gayet dayanıklı. Ben de betonu döküme hazır hale getirdim. Kardeş, hala bir sorunumuz var. Bunca şeyi ta yukarı nasıl çıkaracağız? O süzülen kartalın aksine inşaat araçlarımız uçamıyor. Tabii ki uçar. Kanatlarımız olmayabilir ama bizim de devasa bir wingimiz var. İlk kim gidiyor? Hadi başlayalım. Acele etsek iyi olur. Delici aşağı iniyor. Beton da yukarı çıkıyor. Bu beton çabuk kuruyor. Döktüğümüzde çelik dalı bir çırpıda yerine takmamız gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi sıra ikinizde. Eyvah. Sorun çıktı. Bu iş için ikisine de ihtiyacımız var. Çılgınca bir fikri hazırsan hemen söyleyeyim. İşte fikir. Sence Winch tüm bunları kaldırır mı? Öğrenmenin tek yolu var. Herkes bilsin. Boşuna hızlı kuruyan beton demiyorlar. Yakaladım. Evet, şimdi hızlı ve kusursuz olmalıyız. Umarım bu profil dayanıklıdır. Çünkü kel kartal yuvaları 90 kiloyu bulabiliyor. Hadi. Evet, başardık. Çıtır. Olamaz. Dalımız kırılıyor mu? Ses daldan değil, çatlayan yumurtadan geldi.
Yavru bir kartal kabuktan çıkıyor. Oo, kartallar yumurtadan çıkıyor. Anne kartal geri dönüyor ve artık yardımımıza ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Başardık. Dünyaya hoş geldiniz yavru kartallar. Atla kardeş, yavruların güzel bir fotoğrafını çekmeni sağlayalım. Sanırım ben bir süre dört tekeri yerde tutacağım. Hiç belli olmaz Mason James. Yarın hep başka harika maceralar getirir. Keçiler tarlada ekinler, toprağı sürelim, tohumlar ekelim. Gökyüzü pırıl pırıl, haydi gidelim. Kırmızı toprak doğa seni bekler. Konuya sıra gel işte tarlalar. Hepsi seni çağırıyor. Çalışsın şu traktör bu büyük ahırda. Çiftlikte macera bizi bekliyor. Bir macera bak dışarıda. Temiz havayı yaşa. Hadi. Evet. Haha. Traktör bu büyük ahırda. Çiftlikte macera başlasın. Çiftlikte macera. Gel geçelim. Mason James, dünyaca ünlü macera perest, Dodge Charger ile yarışırken engel parkurunda şahsi rekorunu kırmaya gidiyor. Benim söyleyecek sözüm varsa kıramaz. İyi denemeydi abla. Acele et Mason. Ama yarışa geri dönmem gerekiyor. Vay canına! Bu ne böyle? Mason James eve döndüğünde karşısında büyük, gizemli bir kutu görüyor. Bak, bir de not var. Mason James, yardımına ihtiyacımız var. Gizli bir haritanın parçaları dünyanın dört bir yanına saklandı. Senden çok geç olmadan parçaları bulup haritayı birleştirmeni istiyoruz. Önüne çıkacak zorlukları aşman için 8 özel aracın yanı sıra günü kurtarmak için de ipuçlarını bulmam gerekecek. Sana güveniyoruz. İmza dünya. Tesla Model Y mı? Bu gizem birden daha da havalı oldu ama. Bak, ipucu var. En küçük kozalaklar, en uzun ağaçlar, ilk haritanın olduğu yerde ne yıldız ne de rüzgar var. Sekoya'nın dünyadaki en uzun ağaç olduğunu biliyorum.
Hatta 10 katlı bir binadan bile uzun. Tabii ya. Ve kozalakları da çok küçük olur. İşte budur. Anlaşılan Kaliforniya'daki Sequoia Ormanı'na gidiyoruz. Mason, James ve Kayla yola çıktı bile. Vay canına. Tavandan gökyüzünü görebiliyorum. Şu yıldızlara baksana. Hiç yıldız olmayan bir yer bulmamız imkansız. Aa, hayır, bulabiliriz. Az sonra bir ağacın içinden geçeceğiz. Mason James model bayıyla arabaların geçebileceği büyüklükte gerçek bir ağaç tünelden geçiyor. Ağacın ortasındayken ne yıldız görülür ne rüzgar hissedilir. Ama oldukça ilginç bir şey görüyorum. Bunun ağaçta yeri yok. Aradığımız hazine bu olmalı. Hadi gidelim. Aa, hayır. Emerson Felix bu. Dünyaca ünlü macera perest. Bulduğu tüm ender eser ve hazineleri kendine saklar. Ve şimdi de piramidi aldı. Ha ha. Mason James, ben kazandım. Aa, o hazineyi geri almalıyız. Hemen. Beni asla yakalayamazsın Mason James. Aklıma bir fikir geldi. Mümkün olduğunca çok eski kozalak toplayacağız. Yedek plana geçme vakti. Mason James hızlıca dönüyor. Şuna bir bak. Hey! Yoksa bunlar kozalak mı? İşe yaradı. Sonra görüşürüz o zaman Emerson Felix. Çocuklar, pizza geldi. Sağ ol anne. Başarının o güzel kokusu. Pizza. Peki ya bu? Hazineyi inceleyen Kayla gizli bir bölme fark ediyor. Bir haritanın parçası gibi görünüyor. Gizemli kutudaki ipucu bizi bunu bulmaya götürdü. Gizemli kutuya geri dönsek iyi olacak. Mason James şunun farkında değildi. Emerson Felix de yakınlarda gizleniyordu ve harita ile ilgili söylenenleri duymuştu. Birlikte başardık ve bence bu macera daha yeni başlıyor. Şimdi nereye gitmemiz gerektiğini de bu piramitteki ipucundan öğreneceğiz. Bir sonraki macera Mason James'i piramitli bir yere mi götürecek? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Vay be! James, dünyaca ünlü bir macera perest. Son görevini yeni tamamladı. Şimdi de gizemli kutunun peşinde ve her şeye hazır. Şimdi nereye gitmemiz gerektiğini de bu piramitteki ipucundan öğreneceğiz. Ve piramidi gizemli kutuya yakın bir yere koyunca... yeni bölmenin kapısı açıldı. Vay be! Bu sağlam Ford Bronco her şeyle başa çıkabilir. Kayla, ipucunda ne yazıyor? Meksika'daki Yucatan Yarımadası'nda hazır ol yılanlı sürprizlere. Hazineyi bulabilirsin El Castillo'nun olduğu yerde. Nereye gitmemiz gerektiğini çok iyi biliyorum. Seyahatleri sırasında Mason James dünyanın en ikonik piramitlerinden bazılarının Meksika'da olduğunu öğrenmişti. Tabii ya. O meşhur Chichen Itza piramitleri. Evet. Ve en büyük olanının ismi El Castillo. Aa, olamaz. Dünyaca ünlü macera perest Emerson Felix. Ve anlaşılan bu inşaat şantiyesindeki araçları yolumuza tıkamak için kullanıyor. Ay canına. Bu onları bir süre yavaşlatır. Ben de o esnada şu bilmeceyi çözerim. Bir daha düşün. Mason James 4x4 aracını baha moduna alıyor. Şu köprüye ulaşmam gerek. Önce ben. Yani Emerson Felix oraya ilk gitmezse tabii. Az dur kaldım. Hey, hemen
pekala. Şimdi Mason James o ipucunu çözmeli ve hazineyi hemen almalı. Hazineyi bulabilirsin El Castillo'nun olduğu yerde. Kayla, piramidin etrafında dönüyorum ama hiçbir şey görmüyorum. Burada bir şey var mı bakalım hadi. Aa, ipucunda hazır ol yılanlı sürprizlere diyordu ya, hatırlar mısın? Bu piramit tüylü bir yılan olarak resmedilen kukuldan için yapılmış. Ucuz atlattım. Neyse ki Bronco'nun beygir gücü o yılanı yenmeme yetti. Şuna bak, piramidin en tepesinde. Evet, piramidin etrafındaki yılanı yenince antik bir figür ortaya çıktı. Olamaz, Emerson Felix kurtuldu ve şimdi de figürün peşinde. Endişelenme, Mason James çoktan destek kuvvet çağırdı bile. Kayla, acele et. Figürü al hemen. Tamam aldım kardeşim. Üzgünüm Emerson Felix. Evet. Hayır. Başardık. Şu hazineye bir bak. Tam da Mason James'in düşündüğü gibi. Altın kangurunun gizli bir bölmesi var. Bu da haritanın bir parçası. Ve şuna baksana. Tam yerine oturdu. Acaba neden bu kangurunun içindeydi ki? Cevabı Mason James biliyor. Dünyada yabani kanguruların yaşadığı tek bir yer var. Sıradaki araba çok sağlam olsa iyi olur. Evet, süper. Maceraperest Mason James, gizemli kutudan çıkan yeni göreviyle hazinenin peşinde. Gizemli kutudaki ipucunu tekrar okur musun kardeşim? İşte, kangurular zıplar, timsalları ısırır. Dünyanın dibindeki taşrada bir sonraki harita bulunur. Avustralya, dünyanın dibi olarak bilinir. Yani... doğru yerde olduğumuzu biliyoruz. Ve Gib River yolu bir şeyleri saklamak için harika bir yer. Dikkat et Mason. Vay. Mason James Land Rover Defender aracındaki 4x4 özelliğiyle nehri kolayca geçiyor. Bak işte Vindiana Vadisi. Etrafı daha iyi görmek için o tepeye çıkmamız lazım. Bu köprü çok sallanıyor. Vay, bu köprü bizi taşır mı bilemedim. Mason, bu ses ne? Timsallar. Bu timsallar hızlıdır, zıplayabilir ve dünyanın en güçlü çenesine sahiptir. Buradan gitmemiz gerek. Mason James çekiş kontrolünü ayarlıyor ve dağa çıkıyor. Vay canına, bu vadi dik ve kayalık. Bak, bir mağara var. Belki de dünyanın dibindeki taşrada ipucunun iki anlamı vardır ve harita o mağaradadır. Ama vadi çok dik, oraya gidemeyiz. Aa, evet yapabiliriz. Kanyon çöküyor. Ucuz kurtulduk. Bakalım bu mağarada hangi hazine saklı? Mason James karanlık mağaraya bakıyor. Gittikçe daha derine gidiyor. Şu köşede parlak bir şey var. Hazine bu olmalı. Hayır, bunlar hayalet yarasalar. Avustralya'nın tek etçil yarasaları. Dört
olmalı. Yarasaların arkasına saklanmış. Mason, bu ses ne? Hazineyi almak mağarada çöküş başlattı. Çabuk ol Mason! Mason James elinde hazineyle mağaradan kıl payı kurtularak çöken geçidi aştı. Buradan çıkma zamanı. O ayıya dikkat et. Avustralya'da ayı yoktur. Koala ayıları. Koalalar ayı değildir. Onlar kesil hayvanlardır. Aa, koalaya dikkat et. Mason James Avustralya'dan sağ salim evine döndü. Bu Land Rover olmasaydı muhtemelen timsahlarla başa çıkamazdık. Bakalım bu hazinede ne varmış? Vay! Hey! Şuna bak! Açılıyor! Haritanın başka bir parçası. Uymuyor. Alınacak bir parça daha olmalı. O da bu muhteşem kalenin yakınında bir yerde olmalı. Tamam, bir sonraki ipucu. Sosisler ve krakerler. Başkent Berlin. İçerideki haritayı bulmak için sessiz ve hızlıca geçin. Hey, bak! Gizemli kutu. Vay canına. Bu hızlıya benziyor. Berlin, hızlı. Sanırım bu arabayla çok düşük hız limitiyle ünlü bir yere çıkmamız gerekiyor. Almanya'ya. Belli ki Mason James, rakibi Emerson Felix'in onu dinlediğinden habersiz. Yakında görüşürüz Mason James, Almanya'da. Kaybedecek vakit yok. Ve dünyaca ünlü macera perest Mason James, efsanevi Alman otobanında yol alıyor. Vay canına, bu Volkswagen ID'nin hız yapmayı sevdiği belli oluyor. Tamam Mason, unutma, görevimizi tamamlamamız gerek. İpucunda ne yazıyordu cidden? Sosisler ve krakerler, başkent Berlin. İçerideki haritayı bulmak için sessiz ve hızlıca geçin. Berlin, Almanya'nın başkenti. Ve hızlı da Alman otobanından söz ediyor olmalı. O otobanda arabalar süper hızlı gidebiliyor. Yani doğru yerdeyiz. Şimdi nereye gideceğimizi bulmalıyız. Otoban tam tamına 13 bin kilometre uzunluğunda. Yani arka arkaya dizilmiş 100 bin futbol sahasından daha uzun. İşte o sırada Mason James bir kale gördü ve bu kayıp hazinedeki kaleye benziyordu. İşte budur. Mason James yeri bulmayı başardı. Peki ama şimdi... Hey! Çekil yolumdan Mason James! O hazine benim olacak! Ah, işte diğer macera perest Emerson Felix de burada. Peşimden gelmiş olmalı. Araban çok hızlı gibi duruyor Mason. Emerson hazine toplamayı sevdiği gibi araba toplamayı da sever. Ama bu görev için en doğru araba onda demek değil. Şu hazine nerede? Bu esnada... Bu süper bir şey. Bu benzincide elektrikli araç şarjı var. Şarjı fullemenin vakti geldi. Emerson Felix'in hızlı arabası çok gürültülü ve çok güçlü. Ama sessiz ve güçlü olmak daha iyi olabilir. Kayla, çabuk! Audi e-tron'una atla ve olabildiğince hızlı sür. İpucunu çözmeyi başardım. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Yola çıktım bile. Ne oldu? İpucunda sessiz ve hızlı geç diyordu. İşte bu yüzden gizemli kutudan süper sessiz elektrikli araba çıktı. Bu araba hem hızlı hem sessiz. Hey! Nerede bu hazine? Emerson Felix'in arabasından çıkan o ses sayesinde şunu fark ettim. Hazineyi bulabilmek için bu noktadan sonra hızlı ve sessiz olmalıyız. Hazineyi bulmalıyım! Ve belki birbirimizi geçmemiz gerekiyordur. Ben de tam böyle düşünmüştüm. Hadi bir deneyelim. Burada hazine yok. Çok hızlı gidiyordum. Burada hiçbir şey yok Mason James. O kadar emin olma. Hazır mısın Kayla? Şarjım tam ve tam iyi hazırım Mason James. Bir, iki, üç, hadi.
mısınız? Arabamın radyosu birden açıldı ve kapandı. İşe yarıyor. Daha da hızlı gitmemiz gerek. Hızlı mı? Daha hızlı. Otobanın bu kısmında hız sınırı yok. Hazır, yerini al. Hadi. Daha hızlı. Daha hızlı. Vay canına. Kayla bak. Arabaların hızı gizli bir kapıyı aktive eden bir enerji dalgası yarattı. Oo, işte burada. Hey, kapım kilitlendi. Aa, açıldı. Hayır, yine kilitlendi. Şu enerji dalgası kapı kilidimi mahvetti. İyi misin Emerson Felix? Evet. Ama o hazineyi bana verirsen çok daha iyi olurum. Asla olmaz. Bu gizemi çözme vakti geldi. Bu düşündüğüm şey mi yoksa? Mason James haritanın son parçasını da yerine koyuyor. Başardık. Peki ama bu neyin haritası? Bir saniye. Bak, bu pusula hatalı. Bu Florida haritası. Yani güneşli eyalet. Gizem çözüldü. Ya, emin misin? Mason James ve kardeşi haritayı çevirince arkasında gizli bir mesaj buluyor. Tebrik ederim. Başardın. Şimdi bu haritayı çok iyi koru ve arabalarınla pratik yap. Sıradaki dünya turu macerasında onlar seni yıldızlara götürebilir. Süpermiş. Mason, Kayla, yemek hazır. Bu haritayı çok iyi koru. Yani o zaman yeni macera Florida'da mı? Florida'da hangi yıldızlar var? Belki de hazine çok parlak, dünyada çok yüksek bir yerde duruyor.